Ne mutlu size. Emanete sahip çıktınız. Düşmanı zelil kıldınız. Rabbime şükürler olsun şey. Bu hayat, bu cihan, bu vücut, bu mahlukat ve nebatat insana emanettir. Bu yüzden insan el emin olmalıdır. Kendisine verilen emanetlere sahip çıkmalıdır. Emanetlere nasıl sahip çıkacağız şeyim? İnsan olmayı becererek evlat. İnsan değil miyiz? Bedenen öyle. Ya aklen, ya ruhen, ya gönlen. İnsan olarak geldik dünyaya. İnsan olarak gideceğiz mi ebedi aleme? Ha Osman Bey? Nasıl bir diyardan bir diyara gitmenin güzergahı var ise, bir ilmin usulü var ise, ebedi aleme insan olarak gitmenin de bir yolu yordamı vardır elbet. Bunun yolu nedir şeyim? Emanetlere sahip çıkmak evlat. Evvela gönlümüzü temiz eyleyeceğiz. Zira bir kutsi hadis der ki, yere göğe sığmadım. Bir mümin kulumun gönlüne sığdım. Aklımıza sahip çıkacağız evlat. Onu boş işle meşgul etmeyeceğiz. Zihnimiz her daim hayırlı işler için çalışacak. Dünyaya sahip çıkıp tüm alemi mamur eyleyeceğiz. Bir taşı taş üstüne koyarken de cümle alemi düşünüp kimseyi incitmeyeceğiz. Alemi çirkinleştirmeyeceğiz. Hayvana zulmetmeyeceğiz. Tabiatı insan çöplüğü haline getirmeyeceğiz. Biz el emin olan peygamberin ümmetiyiz. Bulunduğumuz her mevkide el emin olmak zorundayız. Aile reisliğinde, devlet vazifesinde, ticarette, ziraatte bu vasfımızı asla yitirmeyeceğiz. Zira Rabbimin emanetine sahip çıkamaz isek rezil rüsva oluruz. İzzetimizi yitiririz. İstikbali emanete sahip çıkanlar belirleyecektir. Diriliş ataşını el emin olanlar harlayacaktır. Allah el emin olanlarla birliktedir.